2018 Klasik Düşünce Okulu güz dönemi 1A sınıfı mı bu? 1A sınıfı birinci dersimize başlıyoruz. Valla böyle hafif bir heyecan oldu bende. Yani ilk sizinle karşılaşman heyecan diyelim. Benim şimdi bu ilk ders biraz böyle Klasik Düşünce Okulu'na giriş gibi olması istendi. Yani hem kitaba giriş yapacağım hem Klasik Düşünce Okulu'na giriş gibi, yani bundan sonraki derslerinize de bir katkı olsun diye. Şimdi biz burayı 2016'da kurduk arkadaşlar. Burayı derken yani burayı ne kurduk onu da söyleyeyim. Aslında bir şey kurmadık. Böyle bir platform oluşturduk. Yani böyle bir cemaat, bir dernek, bir grup falan böyle değil de yani bir platform gibi. Bu platformun ana fikri şu. Şimdi Müslümanlar çağımızda ve genel olarak yani insanlar çağımızda bu İslam düşüncesini pek bilmiyorlar. Daha doğrusu hiç bilmiyorlar. Doğrusu pek bilmiyorlar değil, hiç bilmiyorlar. Kim bilmiyor? Mesela normal, yani diyelim ki işte İslam'la ilgili olduğunu düşünen insanlar aslında bilmiyor. Okuyan yazanlar, çizenler pek bilmiyor. Daha kötüsü, yani diyelim mesela ilahiyat okuyanlar falan, onlar da aslında pek bilmiyor. Böyle olunca ne oluyor? Şimdi bilgi yok ise bir yerde ve sevgi varsa, samimiyet varsa buradan bir taassup çıkıyor. Bilgi yoksa, yani eğer bilgi temeline dayanmıyorsa samimiyet, sevgi, buradan taassup çıkıyor. Yani hamaset çıkıyor. Mesela savunuyorsunuz, İslam'ı savunuyorsunuz, İslam düşüncesini savunuyorsunuz falan. Ama niye savunduğunuz hakkında bir fikriniz yok. Yani diyorsunuz ki mesela Gazali büyük birisidir diyorsun. Misal, örnek olarak veriyorum. Ya da işte ne bileyim, hani İmam Maturidi çok büyük bir adamdır diyorsunuz ama niye büyüktür? Bu konuda bir fikrimiz yok. Şimdi Klasik Düşünce Okulu bir defa İslam düşüncesini ciddiye alma üzerine kurulu bir kurumdur veya bir platformdur. Ve buradaki hedef birisi hakkında hüküm verirken, yani iyidir, güzeldir, büyüktür, küçüktür, öyledir, böyledir derken hükmümüzün bir bilgiye dayanmasıdır. En önemli, yani Klasik Düşünce Okulu'nun en önemli hedeflerinden birisi budur. Yani verdiğimiz hükmün bir bilgiye. Yukarıda da arkadaşlar var mı? Orada niye oturdunuz arkadaşlar? Ben yerde oturan talebeyi çok severim. Gelin be. Vallahi çok severim yani. Mesela ben bak, birisi sandalyeme oturabilir. Yani hiç sıkıntı yok yani. Ben yerde oturan talebeyi yani onlar hakkında kitap yazacağım bir gün. Yani yerde oturan talebelerimiz hakkında yani yazacağım inşallah. Evet. Mümkünse mezara doğru, türbeye doğru oturalım. Yani buyurun. Evet. Bizi kendinizden niye mahrum bırakıyorsunuz? Şöyle öne doğru gelin. Erkekler zaten size yer verirler. Şu erkekleri şöyle alayım. Arka cenahıma doğru. Kızlara yer verirler. Sıkıntı yok. Gel bak, bir sıkıntı yok. Bizde sıkıntı yok. Bizde mekan genişler. Evet. Erkekler yer verirler. İsmail. Evet. Üç kişi miydiniz ya? Evet. Peki. Şimdi arkadaşlar birinci mesele, ha, oturabilirsiniz o zaman. Ha, ben 30 kişi var zannediyorum. Şimdi birinci mesele İslam düşüncesinin ciddiye alınması. Temel olarak şunu savunduk. Dedik ki yani İslam düşüncesi üzerine kim ne konuşuyorsa bilgiye dayalı olarak hüküm versin. Bilerek hüküm versin. Mesela diyelim ki bir adam sempati duyabilir. İmam Maturidi'yi sevebilir. Diyebilir ki mesela İmam Maturidi büyük bir adamdır. Çünkü şöyle dedi veya görüşleri şudur. Bunlar benim şu 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 işime yarıyor. Şimdi talebimiz bu. Yani düşünün. Ya da diyelim ki mesela Ebu Hanife büyük bir adamdır. Çünkü. Mesela dedin ki işte İbn Arabi büyük bir adamdır. Çünkü. Arkadaşlar biz burada çünküsüz bir dünya istemiyoruz. Yani sebebi ifade eden, hükmünüzün gerekçesini teşkil eden cümleyi açıklamanızı istiyoruz. KDO'nun kuruluş gayelerinin bir tanesi budur. Çünküyle konuşma.
Halbuki mesela amayla konuşma vardır. Mesela Türk toplumunda insanlar amayla konuşur. Mesela bir şey söylerler. Şu şöyledir ama ben bilmiyorum. Ama bilmiyorum. Yani ama bilmiyorum diye bir şey olur mu ya? Ama biz tanımıyoruz. Ama bilmem ne falan, tamam mı? Şimdi böyle şey bu değil. Bu avam işi. Buradaki temel meselemiz çünküyle konuşmak. Mesela Gazali çok kıymetli bir adamdır. Çünkü. Yani bu konuda 3 tane, 4 tane cümle kullanabilmen lazım. Farabi mesela mühim bir adamdır. Çünkü. Mesela Müslüman düşünürler Grek felsefesiyle bir ilişki kurmuşlardır. İşte çünkü. Yani her konuda bir çünkü lazım. Yani bir sebep söylemen lazım. Sebebi söylemediğin yerde, sebebi bilmediğin yerde senin o konuyu bilmediğini kabul edeceksin. Bu şimdi arkadaşlar lehteki durumlarda da böyle, aleyhteki durumlarda da böyle. Mesela Müslümanların bir kanadı, diyelim ki daha biraz selefi kanatlar, onlar da çıkıyor. Mesela diyor ki, Gazali dini bozmuştur diyor. Misal olarak söylüyorum. Niçin? Bidatleri taşımıştır. Hangi bidatı taşımıştır? İhya'da mevzu hadisler var. Başka yok, başka bir şey yok. Şimdi aynı şeyi orada da söylüyoruz. Diyoruz ki, ister lehte ol, mesela klasik düşünce okulunun bir tarafı vardır. Yani mesela buradaki hocaların veya bu kurumu kurmak, yani kuranların bir tarafı vardır. Yani ben bunu açıkça ifade ederim. Yani biz yani İslam düşüncesi adına tarafız ama özel olarak da bunun içerisinde işte ehli sünnet içerisinde tarafız falan. Yani pek çok şeylerimiz ama bu bize ait bir şey. Yani sizi ilgilenilmez. Şimdi buradaki ama temel şey şu. İster karşı çık, ister benimse hükmünün açıklamasının olması lazım. Bir insanı sokaktaki adamdan ayrıştıran şey, bir entelektüeli, verdiği hükmün sonrasındaki açıklamasıdır. Eğer açıklaman yok ise, yani delilin yok ise, delillendirmen yok ise, senin sokaktaki bir insandan farkın olamaz. Değerli arkadaşlar, biz modern dünyada sokaktaki insan ile üniversitedeki insan, medresedeki insan, okur yazar insan arasındaki farkın ortadan kalktığına şahit olduk. Bunun sebebi ne? Çünkü bunun sebebi kimse hakkında konuştuğu konuları kitaplarından, yazarlarından okuyarak tanıma arzusu içerisinde değil. O emeği harcama içerisinde değil. Bu nedenle herkes peşin hükümlerle ya övüyor ya yeriyor. Arkadaşlar bakınız, klasik düşünce okuluna katılan arkadaşlar peşin hükümlü olduktan sonra övme ile yerme arasında fark görmezler. Yani mesela ben ha demişim ki İbn Arabi çok büyük bir düşünürdür. Ha demişim ki İbn Arabi bir şey değildir. Eğer bilgim varsa bunun bir kıymeti olabilir. Mesela İbn Arabi bir düşünür değildir. Çünkü Fütuhat-ı Mekke'yi şu şekilde yazmıştır, Fusus'u şu şekilde yazmıştır, şunu böyle yapmıştır falan, tamam mı diyorum. Bunun bir değeri vardır. İbn Arabi çok büyük düşünürdür. Niye? İşte öyle diyorlar. Bunun ise bir değeri yoktur. Klasik düşünce okulu verdiğimiz hükümlerin hamaset ve retorik olmasını ortadan kaldırarak bilgiye dayalı konuşmayı tecrübe etmek istediğimiz, bunun için emek harcadığımız bir yerdir. Burayı bunun için kurduk. Dolayısıyla şimdi biz mesela buraya bir arkadaşımız geldiğinde, yani bugünkü dersi bir tür, yani şimdi Hayreddin Hoca normal size kelam metni anlattı ama şimdi ben hani burada biraz daha yaşça kıdemli olduğum için o hani klasik düşünce okulunu tanıma veya onun hani şeyini anlatma dersini bana verdiriyorlar. Yani ben anlatıyorum. O açıdan biraz böyle gireceğiz ama kitaba da yine giriş yapacağım. Şimdi değerli arkadaşlar bakınız. İkinci mesele. Şimdi klasik düşünce okulunun temel bir iddiası var. Nedir o? Şimdi genellikle Müslümanlar veya insanlar İslam düşüncesinin bütünlüğünü fark edemiyor. Bütünlüğünü kavrayamıyor. Biz şimdi şöyle bir şey yapalım. İslam düşüncesi dediğimizde zihnimizde çok dar bir alan şekillenir. Yani bu konuda mesela hani İslam düşüncesi nedir? İslam düşüncesinden ne anlıyoruz desem çok az şey söyleyebilirsiniz. Çağımızda da öyle. Yani pek çok insan çok az şey söyleyebiliyor. Şimdi bir defa bunun farklı disiplinlerle üretilen bir şey olduğunu bilmemiz lazım. Farklı disiplinlerle. Mesela burada bir A diyelim ki kelam geleneklerinin çok önemli bir rol oynadığını biliyoruz.
Kelam ise kendi içerisinde pek çok gelenek oluşturdu. Mesela Mutezili kelamını oluşturdu, Ehl-i Sünnet kelamını oluşturdu, Şia'yı oluşturdu, Hariciliği oluşturdu, Mürciye'yi oluşturdu vesaire vesaire. Bunların hepsi kelamı meydana getirdi. Şimdi bu kelam düşüncesi yaklaşık 1000-1200 senedir Müslüman dünyaya pek çok kavram tanıttı, pek çok kitap yazdı, pek çok asar, pek çok şey ortaya koydu. Ve şu veya bu şekilde mesela bizim gündelik hayatımızda bu kelamın izleri vardır. Yani bunları bilelim ya da bilmeyelim, kelamın izleri vardır. Şimdi birinci mesele, yani İslam düşüncesi derken bizim temel, yani ayaklarımızdan bir tanesi kelam oluyor. Siz daha mesela az önceki derste öyle bir Kader Risalesi'ni ne okudunuz? Kader Risalesi'ni, Hasan-ı Basri'nin Kader Risalesi'ni okudunuz. Şimdi ikinci kanat B, tasavvuf diyelim. Bu tasavvuf önemli bir konudur. Şundan dolayı pek çok kişi tasavvufun İslam düşüncesinin kurucu bir kanadı olduğunu ya tam anlamıyor, ya ihmal ediyor, ya da reddediyor. Şimdi bazılarda mesela tasavvufu savunan bazı kişiler var. Onlar ise tasavvufu böyle bir abartıyorlar, bir gökyüzüne bir çıkartıyorlar filan. O da ya. Şimdi tasavvuf bu İslam düşüncesinin içerisinde kurucu kanatlardan bir tanesidir. Üçüncüsü İslam felsefesi diyoruz. Bu İslam felsefesi tabiri biraz bunun üzerine tabii konuşmak lazım. Yani İslam felsefesi demek yani İslam'ın felsefesi değil aslında. Müslüman filozoflardır. Yani bunun doğru ismi budur. Yani Müslüman filozofların ele aldığı konular, yazdığı kitaplar, literatür falandır diyelim. Dördüncüsü ise D, yani klasik düşünce okulundaki normal müfredatı söylüyorum. Dördüncüsü ise fıkıh usulü. Fıkıh usulü. Bakın, dikkatinizi çekerim. Fıkıh değil, fıkıh usulü. Yani metodoloji. Bu genel müfredatımız. Artı A, B, C, D, artı İslam düşüncesiyle irtibatı sebebiyle. Bunun altını çiziyorum. Platon ve Aristo. İslam düşüncesiyle irtibatı sebebiyle Platon ve Aristo ve o çevrede bir takım isimler. Yani Platon ve Aristo ile ilgili, yani onların ya talebeleri ya işte onları etki eden kişiler falan filan, önemli değil yani. Şimdi klasik düşünce okulunun müfredatı şu müfredattır. Yani burada göreceğiniz bütün kitaplar, buradaki bütün konuşmalar, bütün meseleler şunlarla ilgilidir. Bu nedenle şimdi burası bir nazari okuldur. Nazari. Nazariyat üzerine. Mesela şimdi genellikle şöyle bir ayrım yapıyoruz. Diyelim ki din bilimlerinde mesela nazari eserler, nazari konular vardır. Bir de furu konular, yani pratik konular vardır. Mesela diyelim ki namazın şartları, bilmem ne, bunlar mesela furu konularıdır. Onlar burada işlenmez. Mesela bazı bilimler var, tefsir gibi falan. Bunlar mesela furu ilimler. Bunlar, onların burada yeri olmaz. Ama nazari, yani buranın klasik düşünce okulunun temel şeyi nazariyattır. Bu bakımdan mesela Türkiye'de pek çok kurum vardır. Bunlar mesela İslam düşüncesinin veya İslam bilimlerinin çeşitli yönlerini ele alırlar. Fakat nazari olma bakımından Türkiye'deki tek kurum burasıdır. Nazari olma bakımından. Yani bunu övmek için söylemiyorum. Bir durum tespiti olarak söylüyorum. Belki de işin güçlüğü açısından söylüyorum. Yani nazari, yani nazariyat üzerine kurulmuş olan tamamen nazariyat. Yani şu dört disiplin artı şu iki isim. Bu şekilde kurulmuş olan tek şey, tek kurum Türkiye'de burasıdır. Dolayısıyla şimdi işin güçlüğü de buradadır. İşin imkanı da buradadır. Neden şimdi güçlüğü buradadır? Çünkü Türkiye'de şimdi insanlar o diğer, yani furu tarzı iş yapan kurumlara alıştıkları için, yani bir şekilde hani gidiyorsun, geliyorsun, bir netice elde ediyorsun. Fakat bir şeyin nazarı olduğunda, nazar olan hakikaten emek istiyor. Yani hakikaten mücadele etmek istiyor, uğraşmak istiyor falan. Bu pek mümkün olmuyor. Bu işin güçlüğü. İşin imkanı ise şu. Eğer siz bir şekilde şu disiplinler, yani şu yapı hakkında bir bakış açısı kazanabilirseniz, o zaman hakikaten Müslüman düşüncenin veya ne bileyim hani İslam düşüncesinin işte dünyayla ilişkisi, işte tarihle ilişkisi falan, bu konularda konuşabilir hale geliyorsunuz. Değerli arkadaşlar bakınız, bugün çağımızdaki en ciddi sorun şu düşünce üzerinden yeni bir kavram üretemememiz, yeni bir insan tipi yetiştiremememiz, yeni bir kurum oluşturamamamız, yeni bir şey söyleyemememiz.
Şimdi eğer, yani bu kurumu kuranlar şunu düşündüler. Eğer biz bu geçmiş yani mirasta söylenenleri bir şekilde fark edebilirsek, bunları doğru anlayabilirsek, buradan ikinci okumada, bunu altını çizeyim arkadaşlar. Burası da çok önemli bir noktadır bizim için. İkinci okumada bir şeyler üretmeye başlayacak bir yönelim ortaya çıkar. Yani normalde şimdi yani gerçekçi olduğumuz zaman biz mesela burayı kuranlar şu fikirde. Diyelim ki benim mesela bütün ömrüm Konevi, İbn Arabi filan çalışmayla geçti diyelim. Şimdi bunların hepsini bilmek, mesela Konevi'yi bilmek, İbn Arabi'yi bilmek, Maturidi'yi bilmek, ötekini bilmek, berikini bilmek yeterli bir şey değildir. Yani yetmez yani. Yani bunları bilmek yetmez. Şimdi dünyaya bir söz söylemek lazım. Bir şey anlatmak lazım. Yani mesela diyelim ki Tanrı'nın varlığı meselesini konuşuyoruz biz burada. Ama modern dünyada şimdi kafalar çok karıştı. Şimdi bunları tekrar konuşmamız lazım. Yani modern dünyada ortaya çıkan durumu tekrar değerlendirmek lazım. Yani bu iş böyle kolay bir şey değil. Bu nedenle klasik düşünce okulunun hani gelecekte nasıl bir noktaya evrileceği biraz sizlerle ilgili bir şey. Yani burada katılımcılarla ilgili bir şey. Yani muhtemelen diyelim ki yani sizler daha çok çalışarak, daha çok şey yaparak yani ikinci noktada mesela diyelim ki burayı düşünceyi üreten bir noktaya taşıyacaksınız. Ama şu anki mesele klasik düşüncemizin mirası, klasik düşüncemizin eserlerini biz tanımaya başladık. Yani bunları anlamaya çalışıyoruz ve ilk kez yani Türkiye'de ilk kez bu çapta, bu kapsamda bu eserler okunmaya başladı. Şimdi bu normalde hani kişisel bir şey olsa ben bu kadar iddialı cümle söylemem. Yani kendimle ilgili olsa. Klasik düşünce okulunun aklını üretenler aşağı yukarı Türkiye'de yani hemen hepsini eserlerinden tanıyabileceğiniz belki 20-30 tane hocadır. Yani bunlar değişik şekillerde buraya katkı sağladılar. Yani şöyle olması lazım, böyle olması lazım falan filan gibi. Yani bunlar Türkiye'nin yani sahasının en iyi hocalarıdır. Yani bir bakıma hani ben diyeyim ki ben şeyim onların sözcülüğü gibi oldu. Şimdi bu hocalar Türkiye'yi okuduklarında, Türkiye'yi yorumladıklarında şunu gördüler. Dediler ki biz bu hamasetle yani İslam büyüktür, İslam düşüncesi büyüktür ya da tersi. İslam düşüncesi bir şey vermiyor. Bunların ikisi de aynı cümle yani arada fark yok. Bilgiye dayanmadığı sürece ha Gazali çok büyüktür demişsin, ha Gazali hiçbir şeydir demişsin. Yani bunun arasında aranızda sizce fark var mı? Yani bilgi yok mesela. Diyorsun ki mesela İbn Arabi çok büyük bir adamdır. Ben de diyorum ki değildir. Aramızda fark var mı? Yok. Yani sen de bilmiyorsun ben de bilmiyorum. Yani bu boş bir konuşma. Yani Fenerbahçe mi büyük Galatasaray mı? Şimdi gerçi orada şimdi adam hani Fenerbahçe yani takım konuşurken bayağı biliyor yani. Bir şeyler biliyor yani. Hani, değil mi yani? Spor, adam bayağı biliyor yani. Kahvedeki adamla konuşurken bayağı konuşuyor. Şimdi biz bu isimler üzerine konuşurken aslında bir şey bilmiyoruz. Şimdi nereye kadar daha böyle bilgisiz gidebiliriz? Sorun bu. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar bakınız. Bir noktaya daha gelelim. Şimdi Türkiye'de bir de bu meseleleri ele alırken şöyle bir sorun ortaya çıktı. En iyimser durumlarda dahi disiplinler arası bölünmeler ortaya çıktı. Mesela adam diyor ki sadece kelamla ilgileniyor. Adam sadece tasavvufla ilgileniyor. Adam sadece İslam felsefesiyle ilgileniyor. Ya da fıkıh usulüyle ilgileniyor. Ya da şurayla ilgileniyor falan. Yani sadece biriyle. Bu durum muazzam bir şizofreniye yol açtı. Muazzam. Neden? Çünkü tasavvufla ilgilenen adam aslında tasavvuftaki bir konunun kelamdaki konunun devamı olduğunu anlayamadı. Kelamdaki bir konunun felsefede nasıl ele alındığını anlayamadı. Böyle olunca yani bir tür labirent gibi yani hani bir yerde yürüyorsun ama yani önün sanki açık yürüyorsun ama bütünü hakkında hiçbir fikrin olmadığı için oradan nereye çıkacaksın, oradan nasıl irtibat kuracaksın hiçbir kanaatin yok. Şimdi Türkiye'de mesela İslam düşüncesi üzerindeki çalışmaların krizi burada odaklandı. Yani bir labirente düştük zihnimiz ve zihnimiz buradan çıkamıyor. Çünkü bilmiyoruz mesela hani bir türlü yukarıdan bakamıyoruz meseleye. Yani bir kez görsek mesela labirenti bir kez görsek yukarıdan mesela durumumuzun vehameti hakkında bir şey söyleyeceğiz ama labirenti hiç görmediğimiz için biz şu an tam olarak neredeyiz bunu da bilmiyoruz. Bunun için arkadaşlar bu Türkiye'deki bu hocalar tuttular dediler ki
Arkadaşlar dediler, biz bir defa haritanın bütününü arkadaşlara bir gösterelim. Haritanın bütününü, tamam bak, şu bir harita. Şu haritanın bütününü, şimdi yani Üsküdar'dayız mesela, Üsküdar'ın bir merkezindeyiz. Şimdi nerede olduğumuzu anlayabilmeniz için Üsküdar'ın bütünü hakkında bir fikrinizin olması lazım. Hatta İstanbul'un bütünü hakkında bir fikriniz olması lazım. Şimdi bütün hakkında fikir olmadan parça hakkındaki bilginin işe yaramayacağını KDO kurucuları ilkece kabul etti. Bütün hakkında bir fikrimizin olması lazım ki parça hakkında konuştuklarımız anlamlı olabilsin. Klasik Düşünce Okulu'nun aklını üretenler ilkece bunu kabul ettiler. O zaman buradaki şimdi ikinci meselemiz, bakınız, birinci mesele nazariyatı okumak. İslam düşüncesinin şeyini okumak. Neden? Çünkü avamla aramızdaki fark, sıradan bir insanla aramızdaki farkın ortaya çıkabilmesi konuştuğumuzdan sonra görüşlerimizi açıklayabilmemize bağlı. İkinci mesele, bu düşünceyi üreten şeyin, eserlerin bütününü, bütününü, yani burada bütünü derken mesela 2000 kitap yazıldı, 2000 kitabı demiyoruz. Ya örnek seçimlerle bu şu geleneği, şu ayakları temsil eden en iyi kitaplardan bütününü görmemiz lazım. Bir, diyoruz bakın, nazari olacak. İki, bütün alanlar olacak. Yazık, bütün alanlar olacak. Çünkü temel prensip, bak her biri bir prensiple gidiyor. Yani her biri düşünerek, tartışarak tespit edilmiş prensipler bunlar. Bütünü neden, şimdi neden nazari? Çünkü bu düşüncenin dayandığı temel nazari bir temel. Gerekçeleri var, sebepleri var, kendisi hakkında bir bilinci var. Yani sadece böyle anadan atadan görme, davranışlardan oluşmuyor İslam. Eğer öyle olsaydı o zaman şu nazariyata gerek olmazdı. Nazariyat bizim zihnimizin düşünen tarafı. Niçin diye soran tarafı. Niçin tarafını biz öğrenerek ne yaptığımızı daha iyi fark edeceğiz. Kimliğimizin ne olduğunu anlayacağız. Ama ikinci kanat, oraya gelin tekrar. Şimdi burada bütününü anlamamız lazım. Buradaki prensip şu. Bütünü görmediğim bir şeyin parçası hakkında konuşmam saçma olur, anlamsız olur. Prensip bu. Bütünü hakkında bir fikriniz yoksa parça hakkında konuşamazsınız. Bir parantez açıp bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Mesela derim ki, şimdi bir heykeltıraş düşünün. Şimdi bir mermer var önünde. Şimdi bununla bir şey çıkartacak. Şimdi nasıl yaptığını bilmiyorum ama muhtemelen şöyle bir şey olması lazım. Önce kaba bir şekilde, yani o neyse bir insan heykeli ise onu oraya bir şekilde işlemesi lazım. Yani bir bütünlük oluşturması lazım. O bütünden daha özel kesimlere gelecek ve insanı ortaya çıkartacak. Şimdi temel şeyin böyle olması gerekiyor. Bütünden parçaya doğru gelmesi lazım. Şimdi mesela siz diyelim ki yazı yazacaksınız. Yazı yazabilmek için yazıyı böyle önce giriş, gelişme, kompozisyon bütünlüğü içerisinde düşüneceksiniz. Ana arterlerini, ana ilke, yani şeylerini, kodlarını yazacaksınız. Yazıyı ondan sonra bir omurga içerisine oturtacaksınız. Bu böyle yazılır. Yani eğer bütünü hakkında bir fikriniz yoksa parça hakkında bir fikriniz olmuyor. Bugün Müslüman düşüncenin en ciddi problemlerinden bir tanesi bütün hakkında bir fikrimiz yok. Yani limiti neydi bunun? Sınırları neydi? Nereye ulaşmıştı? Bakın, İslam coğrafyasının sınırları hakkında fikrimiz var. Ama İslam entelektüel coğrafyasının sınırları hakkında fikrimiz yok. Krizimiz bu. Klasik Düşünce Okulu'nun aklını üretenler dediler ki, biz şeyin İslam düşüncesinin bütünlüğü hakkında bir fikir vereceğiz. Ve bu şekilde İslam düşüncesi üzerine çalışan kişiler, bu konuda tartışan kişiler o bütünlüğü dikkate alarak, o yapıyı dikkate alarak oradan bir noktaya, yani kendilerine bir yol bulacaklar. Ama önce bütünlük yani. Yani sana labirentin bütününü göstereceğiz. Temel şeyimiz bu. Üçüncü mesele arkadaşlar, anlaşılıyor değil mi? Sorun var mı? Şu anlattığım konulara kadar, hocam katılmıyoruz ya, çok yanlış düşünmüşsünüz diyen var mı? Efendim? Estağfurullah. Estağfurullah nereden geldi? Ha iyi, sağ. Evet. Bizim derste böyle bir estağfurullah çekme şeyimiz vardır. Yani bizim dersin en önemli zikri estağfurullah'tır. Biraz daha mütebessim olun arkadaşlar. Rahat yani, böyle Klasik Düşünce Okulu dünyanın en keyifli yeridir ha.
Yani böyle uyku gelmez. İstesen de uyuyamazsın. Burada uyumanın tek şartı var biliyorsunuz. Rüya görmek. Oho, siz ya hiç kayıtları dinlemediniz mi ya? Evet, rüya görmek. Sonra? Yani o rüya şöyle yani. Mesela şu an kim üzerine konuşuyorum? İslam düşüncesinin büyük isimleri. Herhangi birisini görüp gel, yani şöyle bir rüya getireceksin. Ekrem Hoca çok doğru söylüyor, onu dinle. Böyle bir rüya görürseniz uyumak serbest. Yani ben de, evet hocam çok haklısınız. Ben de şu an tam da rüyamda Ebu Hanife'yi görüyordum. Burada ne işin var kızım, geriye dön dedi bana. Öyle geldim. Mesela böyle uyumak serbest. Bizim derslerde yani acayip böyle prensipler belirledik yani arkadaşlar. Evet, yani buralarda şey yok, sıkıntı yok yani. Peki, şimdi bakınız. Bütünlük dedik, tamam mı bak. Nazari dedik, ikincisi bütünlük meselesi. Burayı söyledik. Şimdi peki arkadaşlar, bu bütünlüğü nasıl sağlayacağız? Bütünlüğü nasıl alacağız? Bir, klasik düşünce okulunda disiplin ismini kaldırdık. Disiplinlerin adı burada yoktur. Şimdi siz mesela normal dediğim gibi bu dersin adı ne? Tasavvuf dedi, ben tasavvuf dersine gelmiyorum. Bu dersin adı Beyanül Fark'tır. Tamam mı? Bu dersin adı, bu kitabı tedarik etmenizi istiyorum. Çok önemli bir kitaptır bu gerçekten. Hacmi küçük ama çok önemli bir kitaptır. Hay kitaptan çıkmış. İsterseniz bir yere gelin. Yani buradan arkadaşlar İshak şey yapın. Yani bir 40-50 tane getirtin. Ucuz da yani hani şey yani indirimde yaparlar size. Şimdi bakın. Bu dersin adı Beyanül Fark'tır. Bir önceki dersin adı neydi? Kelam değil. Kelam, burada kelam diye bir ders yok. Burada bak kitap şey Kader Risalesi. Problematiği ne? İslam'da özgürlük tartışmalarına giriş. Anlatabiliyor muyum? Bak şimdi burada her şey tematiktir, kitap merkezlidir, konu merkezlidir. Burada disiplin ismi yok. Dolayısıyla şimdi biz bütünlüğü böyle sağlayacağız. Birinci nokta bu. İkinci nokta arkadaşlar, yani dolayısıyla mesela şimdi fıkıh usul diye yani buraya böyle yazdım ama anlatmak için yazıyorum. Ondan sonra bunları sileceğim. Şimdi mesela burada fıkıh usul diye bir ders yok. Ne var? Mesela Şafii'nin Risalesini okuyacaksınız. Yani hakikaten şimdi arkadaşlar yani şu keyfi bir düşünün. Yani samimiyetimle söylüyorum. Yani bazen bir gün Kadir Mısıroğlu'nun yanındaydık. Böyle konuşuyoruz de gençlere. Dedi ki imreniyorum size dedi. Ömrüm dedi hani İslam davası için geçti ama dedi hani onun hani böyle ağaca durmasını göremeyeceğim falan gibi yani böyle bir şey söyledi. Ama sizin dedi baharınız yani gençliğiniz onun o mevsimine denk geldi falan gibi böyle bir şey söylemişti. Değerli arkadaşlar bakınız. Bütün samimiyetimle söylüyorum size. Eğer disiplinli bir şekilde böyle bir sene ya da iki sene direnebilirseniz ve şu bütünlüğü biraz görmeye başlayabilirseniz paçayı kurtarırsınız. Bir ya da iki sene yani. Yani iki sene yeter mi bundan emin değilim normal şartlarda. Yani gerçekçi olmak lazım. İki sene yeter mi emin değilim ama. Yani mesela bizim üç sene yani bizim burada üç seneye gelen arkadaşlar var. Yani o üç sene yapanlar eğer emek vermişler ise hakikaten bir noktaya gelmiş oluyorlar. Şimdi biz dedik ki bunu nasıl sağlıyoruz bakınız. Biz bunu şu şekilde sağlıyoruz. Bir, bütünlüğü sağlamak için. Burada disiplin ismi yok. Mesela fıkıh usulü diye bir ders yok. Kelam diye bir ders yok. Bilmem. Şimdi bugün mesela modern dünyada böyle şey tartışmalar oluyor. Yani böyle disiplinler üstü. Yani üniversitelerin bu şekilde yani biraz daha şey yani formal dişi. Yani o şeyin yıkan böyle bir yapı konuşuluyor falan. Biz hani dünyadaki o gidişatı falan düşünmedik ama biz Türkiye'deki yani biz kendi imkanlarımızla yapının böyle olması gerektiğini düşündük. Dolayısıyla burada eserler üzerinden biz bunu sağladık. Klasik Düşünce Okulu eser merkezli, problematik merkezli bir kuruluştur. Bu bakımdan da hakikaten yani bir şeyi yoktur yani muadili yoktur. Belki siz daha ileride inşallah bunun daha iyisini kurarsınız. Yani siz ben mesela ders anlatırken inşallah ben de bir gün burada ders anlatacağım diye hiç hayal geçtim aklından. Çok geç kaldın ya. Senin geçti mi? Kimin geçti? Bir geriye bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten. Her zaman. Yani Ekrem Hoca... Ya kitap yani hani yani kitap ya. Vallahi. Alanın ne? Kelam.
Mesela Kitab-ı Tevhid'i, Maturidi'nin Kitab-ı Tevhid'ini ben anlatsam. Ne anlattığım çok önemli. Yok, o dinlemezler. Bilmiyorum. Yok, dinlemezler. Yok, ne anlattığın çok önemli. Adamlar iyi anlatacak. Yok ya, yani kitap o veya bu önemli değil. O açıdan söylemiyorum. Evet, bir daha kaldırın bakayım. Bana bir yere gelirse örgütlenirler. Vallahi beni... Arkadaşlar, ben de bunu bildiğim için, şu koltuğu korumak için çok ciddi mücadele vereceğim. Yani bunu bildiğim için, yani içinizde... Ama bir daha sorduğumda, yani gittiğiniz... Bakınız, Klasik Düşünce Okulu'nun böyle bir şeyi vardır. Yani burada böyle az talep yoktur. Yani öyle hani... falan böyle bir şey yok. Burada çok talep vardır, çok hırs vardır. Tamam, yaparız, ederiz. Burada bu vardır yani. Burada herkes en kısa zamanda burada hoca olmak için mücadele ediyor. Anlatabiliyor muyum? Burada herkes yazı yazmak için, burada herkes yazar haline gelmek için mücadele eder. Klasik Düşünce Okulu böyle bir şey. Ve burada herkes birbirini buna teşvik eder. Ya bunun altını çizeyim yani. Yani böyle çok çok iştahlı olacaksınız. Yani hakikaten elinizi taşın altına koyacaksınız. Mahcup olacaksınız, hata yapacaksınız, yanlış yapacaksınız, yazamayacaksınız. Olmadı, böyle berbat falan, tamam böyle diyeceksiniz. Yani bu böyledir yani, başka türlü olmaz. Yani konfor yok yani, böyle hani gittik geldik falan, şimdi sinemaya gidelim, böyle bir şey yok yani. Tamam, yani bu şey olacak. Şimdi ikinci nokta, bak bir disiplinler üstü, ikinci nokta kitapların Türkçelerinin okutulması. Şimdi bunun altını çizmem lazım size arkadaşlar. Türkçe. Şimdi Halit Hoca bu şeyi verdi. Klasik Düşünce Okulu bir Türkçe İslam düşüncesidir. Tamam, yani bu kurum Türkçe İslam düşüncesi. Yani buradaki ana şey bu. Bu ne demek? Şimdi aranızda özellikle ilahiyatçı olanlar bilir bunu. işte yüksek lisans, doktora okuyanlar falan. Şimdi Türkiye'de medreseler var. O medreselerde genellikle bir kitap seçilir ve o kitap Arapçasından okunur. Ondan sonra bütün medrese boyunca da diyelim ki 10 tane, 15 tane, 20 tane kitap okunur. Yani bütün medrese boyunca falan. Bütünlük fikri oluşur mu? Yani çok sonra belki, yani talebe çok iyiyse oluşur ama normalde oluşmaz. Değerli arkadaşlar, fakültelerde, ilahiyat fakültelerde bundan etkilenmiştir. Mesela ilahiyat fakültelerinde hadis dersi okutulur. Arapça bir metin okutulur. Yani Arapçayı tercüme edersiniz. Tefsir dersi okutulur, Arapça bir metin okutulur. Fıkıh okutulur falan filan. Hep böyle yani, Arapça bir metin. Biz şunu fark ettik. Bir talebenin en önemli, en güçlü noktası bir metinle ilk karşılaştığındaki merak noktasıdır. Bu metin ne diyor? Şimdi burası ince, bakınız. Eğer bu adamın dikkatini dile çekip merakını dilde tüketirsen ikinci bir merak oluşmuyor. Yani mesela diyelim ki bir metin okuyoruz. İnnemel amalü bin niyet. İşte ameller niyetlere göredir. Bak şimdi Türkçe, Arapça şey mana verdik. Şimdi merakımızın önemli bir kısmı gitti. Anladık onu. Halbuki anlamadık. Arapça olduğu için kendi dilimizi aktardığımız için sadece tercüme ettik. Halbuki bizde yanlışlıkla bir anlama izlenimi oluştu. Değerli arkadaşlar, Klasik Düşünce Okulu bunu fark etti. Dedi ki, metinleri bu şekilde tercüme ederek, yani bir dilden diğer dile taşıyarak metin okuyamayız dedi. Peki ne yapacağız? O dili, o metnin o dildeki yazılışını, yazılmasını esas alacağız ve o dilde biz bunu konuşacağız. Yani şu şekilde bakınız. Basit bir örnek yapıyoruz. İnnemel a'malu bin niyat. Şimdi bunun tabii manası çok kolay olduğu için yani rahat bir şekilde mana veriyoruz. Ameller niyette. Başka bir örnek vereyim mesela. Rubbe eşgase ve eğbere ve medfu'in bilbâbi lev aksamu alallâhi leberrahu. Şimdi bu biraz daha zor manalı. Şimdi ben bunu mesela yarım saatte anlatabilirim. Tercümesi ancak o kadar geçer. Rubbe ne demek? Eşgase ne demek? Eğbere ne demek? Medfu'in bilbâbi ne demek? Meful müdür? Fail midir? Tamam mı? Yarım saatte ders bitti. Ne oldu? Mana şu şekilde. Saçı sakallı birbirine karışmış, toza toprağa bulanmış, kapılardan kovulmuş nice insan vardır ki Allah adına yemin ederlerse Allah onların yeminlerini yerine getirir. Ama şimdi yarım saattir Arapçayla uğraştığımız için yorulduk. Şimdi bu kısmını artık o kadar merak edemeyiz. Yorulduk, tamam mı? Klasik Düşünce Okulu'nun kuranlar arkadaşlar dediler ki biz işin bu kısmıyla ilgilenmeyeceğiz. Yani dille ilgili.
Şu bak bakar mısın? Şu şuradan dön gel. Dışarıdan çıkacaksın. Şu kapıdan geleceksin bak. Dediler ki biz işin bu dille ilgili kısmında uğraşmayacağız. Neden? Biz şuradan başlayacağız. Bakın o 30 dakikayı unutun. Dersin 30 dakika. Geldiğimiz cümle şu. Saçı sakalı birbirine karışmış. Toza toprağa bulaşmış. Allah kapılardan kovulmuş. Nice insan vardır ki Allah adına yemin etseler Allah onların yeminini yerine getirir. Şimdi yeni bir bilgi bu. Hemen konuşmaya başlıyoruz. Bunlar kim? Nasıl insanlar? Niye saçları sakal? Tamam bak şimdi hemen yani şimdi bunun üzerine konuşmaya başlıyoruz. Bak dile takılmadık. Şimdi klasik düşünce okulu hemen bütün konularda böyle yapmayı hedefliyor. Yani o yani dili çözme işini geçtik. Peki ya tercümelere güvenilir mi? Şimdi bazen bunu da soruyorlar bize. Eğer burada bir hoca yoksa tercümeye güvenilmeyebilir. Ama burada bir hoca olduğu için o metnin ne dediğini zaten biliyor. Biliyor olması lazım. Yani biz mesela bilmeyen bir hocaya getirmiyoruz. Şimdi o bildiği için metin onu mu dedi, bunu mu dedi arasındaki problem ortadan kalkar. Nitekim ben mesela şimdi diyelim ki kendi dersimde mesela Gazali bile okuturken ve başka metinler okuturken bir süre eleştiriyorum. Tercüme yanlış, şu yanlış, bu yanlış. O ayrı bir mesele. Ama normal şartlarda biz metnin kendisine esas alarak metin Arapçada şuydu, Türkçede buydu. Ya da diyelim ki mesela Grekçe. Grekçe'de şunu dedi, bu Türkçe'ye şöyle geliyor. İşte İngilizce'de şunu dedi, bilmem şuraya şey. Bunların hepsini kaldırdık. Ya bu metin ne dedi? Tamam. Maturidi ne dedi? Hakim Tirmizi ne dedi? Hasan-ı Basri ne dedi? Şimdi temel mesele bu. Yani şeyi sağlayabilmemiz, yani bütünlüğü sağlayabilmemizin iki yolu. Bir, disiplinler üstü bir şekilde burayı kurduk ve kitap merkezli, tematik merkezli oldu. Bir, ikincisi eserleri Türkçe seçerek Arapçaya verdiğimiz dikkati ortadan kaldırdık. Dikkatimizi tamamen metnin kendisine, ne dediğine verdik. Şimdi bu bizim burada okuyan arkadaşlarımıza çok önemli bir imkan kazandırdı. Çok önemli bir imkan kazandırdı. Yani bunu anlatmamın sebebi şu arkadaşlar. Bunu izah edebilecek, yani bunu savunabilecek bir akıl üretmeniz lazım. Yani neden mesela biz bir düşüncenin başka bir düşünce havzasına taşınırken yapılması gereken ilk şey neden tercümedir bunu anlamanız lazım. Daha doğrusu şöyle düşünün. Mesela ilk İslam filozofları neden mütercim idi bunu bilmeniz lazım. Bunun bir cevabı olması lazım. Eğer bakınız herhangi bir düşünce şimdi herhangi bir düşünce bir başka havzaya taşınmıyorsa yani tercüme edilmiyorsa, intikal etmiyorsa o düşüncenin orada üretilebilmesinin imkanı yok. Bu nedenle aşağı yukarı bütün dünyada, yani bütün toplumlarda bu böyledir. Hangi şeyi baz alıyorlarsa onu önce kendi dillerine tercüme ediyorlar. Düşünce onun üzerinden üretiliyor. Mesela diyelim ki dünyada bugün hani modern çağı düşünün. Bir Marksist literatür var değil mi? Yani mesela Çin'den alın, işte bilmem Japonya'ya, Afrika'ya, Güney Amerika'ya, Avrupa'ya vesaire bir muazzam bir Marksist literatür var. Değerli arkadaşlar bakınız. Bütün bu literatürün temelinde ilk Marksist metinlerin kendi dillerine çevrilmesi yatar. Bak bütün bu literatürün temelinde şimdi önce Marx'ın kitapları, Lenin'in kitapları kendi dillerine tercüme ediliyor. Mesela işte diyelim ki Fransızca'ya tercüme ediliyor, İngilizce'ye tercüme ediliyor. Şimdi artık İngiliz yazar İngilizcesinden okuyor bunu. Neden? Çünkü bir bilgi müstahmel hale gelince, kullanılmaya başlayınca yeni bilgiler üretebiliyor. Ama arada dil barajı varsa, dil engeli varsa orada o düşünce üretilemiyor. Bizim mesela medresenin muhtemelen tıkanıklığının sebebi bu oldu. Anlatabiliyor muyum? Yani temel şey. Şimdi klasik düşünce okulunu kuran akıl, bunları tartıştık, konuştuk falan dedik ki, yani bizim burada mutlaka düşünce, yani Türkçe metin üzerinden bunu yapmamız lazım. Başka türlü biz bunu yapamayız diye kanaat getirdik. Bir şey daha, bunun bir çok önemli bir faydası da o da şu. Şimdi bakınız. Ben size şunu Arapça okutsam, bir ders içerisinde bir paragraftan daha fazlası mümkün değil okunamaz. Hele benim dersimde iki satır anca okunur. Yani şey gibi olmasın, iki satır falan anca okunur. Halbuki burada bu kitabı tercüme eden adam şunu düşündü. Dedi ki,
Sen bunu Türkçesini okuyarak kitabın bütünü hakkında bir fikir sahibi olmalısın. Ondan sonra o bütüne binaen bizim spesifik tartışmalarımız, özel alanlardaki tartışmalarımız ortaya çıkacak. Dolayısıyla şimdi arkadaşlar bu şekilde yani klasik düşünce okulunun şeyi bu, yani literatürü bu. Şu ayaklarda ama metin merkezli, ondan sonra işte nazariyiz, bütüncülüz, Türkçe eserler, metin merkezli dedik. Bir noktaya daha gelelim. Bu da çok önemli. Klasik düşünce okulunu anlama açısından. Mesela nedir o nokta? Silginin olmayışı. Bu çok önemlidir. Yani tam bize göre bir şey. Silgi yok. Tahtayı şöyle çevirsek. Yok, peçeteyle ben beceremem. Neyse, ben şimdi anlatayım yani. Devam edeyim. Değerli arkadaşlar, klasik düşünce okulunu, yani burada göreceğiniz şeylerin bir tanesi de, klasik düşünce okulu, hakikaten kelimenin teknik anlamıyla, okurluk ve yazarlığa inanmış bir yerdir. Mesela şimdi Türkiye'de okur yazar diye bir tabir var. Mesela okur yazar. Mesela Türkiye'nin okuma yazma oranları vardır. %93'leri falan çıktı işte mesela. Ne demek? Yani adam mektup yazabiliyorsa yazardır. Okuyabiliyorsa yani gazete okuyabiliyorsa da okurdur yani. Zaten okur yazarlığın mesela ben şimdi dinlerim. Diyor ki okuma yazma faaliyet yani ben böyle şeylerle biraz ilgiliyim. Diyor ki mesela okuma seferberliği başlatılıyor. Ne oldu? Ya diyor otobüsleri şimdi daha iyi okuyorum diyor. Halbuki birisi de sorabilir yani mesela fren yere gidecek otobüs nedir diye sorabilir. Tamam yani Türkler için böyle bir şeyimiz var. Yani okur yazar olmayı böyle anlıyorlar. Yani günlük hayatta bir şey. Şimdi klasik düşünce okulu şöyle bir iddiada bulunuyor. Diyor ki bizim kurumumuz aslında okuma faaliyeti yapan bir kurum değil. Peki nedir? Yazı yazmayı hedefleyen bir yerdir. Çünkü diyor ki, Türk Üniversitesi'nin en ciddi problemi yazı odaklı bir düşünce hayatının, bilim hayatının olmayışıdır. Yani hakikaten bu böyledir. Yani bu konuda, yani bizim Türkiye'deki üniversiteler diyorum ama siz dersiniz ki ya hocam aslında dünyadaki de çok farklı değil falan. Bu ayrı bir şey ama yani normalde yani bizim buradaki yani üniversitenin en ciddi problemi yazı odaklı, yazı yazma esaslı bir düşünce hayatımızın olmayışıdır. Şimdi ben şahsen yani bu konuda biraz kişisel görüşlerim de var. Yazı yazmayı birkaç açıdan anlatayım. Neden mesela yazı yazmak nedir yani ve niye önemlidir? Birincisi, şimdi elimde ölçümler yok ama biraz kişisel gözlemlerimden de hareket ediyorak söyleyeceğim bunu. Mesela bir adamın entelektüel bir yola girebilmesi için, bir çabaya girebilmesi için hakikaten zihnini tam toparlayabilmesi lazım. Yani misal olarak söylüyorum. Şimdi bugün deniyor ki işte böyle gençler işte Instagram gençliği, YouTube gençliği, öteki gençlik, beriki gençlik. Yani nerede bidat kavramı var hepsini uydurmuşlar. 5 dakikadan fazla şey yapamıyorlarmış mesela, dinleyemiyorlarmış. Şimdi bu adama bir şey öğretmek teknik olarak yani bize diyorlar ki mesela baskı yapıyorlar. Yani bunlara göre bir şey anlattım. Ben diyorum ki yani ona cahil kalsın diyorum. Yani hani yani 5 dakikada yani dikkatini daha toplayamayan bir adama anlatılabilecek hiçbir şey yoktur. Mümkün değil. Yani 5 dakikayla fıkra bile anlatamazsın yani. Mümkün değil yani. Hele bir dakika falan diyorlar rezillik yani. Mümkün değil yani. Tamam. Şimdi arkadaşlar bakınız. Kişisel gözlemim de şudur. Bir adam mesela televizyonu izlerken aynı anda eşiyle konuşabilir, çocuğuyla bir şey yapabilir, çay içebilir, yemek yiyebilir, gazeteye bakabilir falan tamam mı? Yani hele Türk dizisi ise yani %10-15 dikkatle bu iş olur yani. Yani gerçekten yani deneyin yani olur yani %15 dikkatle olur yani. Kitap okurken insanın dikkati %30'lara, %35'lere çıkabilir ama 50'ye çıkmaz. Yani %50 dikkatle kitap okunmaz. Örnek, mesela bir roman okursun. Şimdi hikaye bir yere gelir, Allah Allah bu niye böyle oldu falan deyip geriye dönmen gerekir. Çünkü dikkatli okumuyorsun yani. Yani o onu vurdu, bu adam bunu niye vurdu ya falan diye geriye bir daha bakıyorsun falan. Bunlar niye evlendi ya, bu kimdi falan bilmiyorum. Ben de öyle olur ya, ben isimleri karıştırırım birbirine falan.
Ondan sonra o niye öyle oldu, bu niye oldu falan. Tamam yani dikkat, orada o da sağlam. Çünkü pasifsin. Pasifsin. Değerli arkadaşlar, en kötü yazı yazma faaliyeti dahi %75-80 dikkat gerektirir. Yani şimdi de mesela bu Alzheimer falan var ya hani yaş ilerleyince. Şimdi bana deseler ki mesela ne önerirsin? Valla bir tek şey öneririm, yazı yazmayı öneririm. Çünkü zihni toplamanın başka hiçbir yolu yoktur. Bak en, yani deneyim bunu. Yani en kötü yazı bile yani %75-80 yani hani dikkat gerektirir. Zihni toplamanın yolu bu. KDO bunu fark etti bir. Şimdi şu nazarı faaliyet için nereye gitti o faaliyet? Şu nazarı faaliyet için yani nazarı ne demek aynı zamanda? Görmeye gerek yok. Zihinsel olan bir şey bu. Yani şu an siz burada görüyor musunuz şimdi o konuları? Yazdığım konuları görüyorsunuz. Tamam. Şimdi o nazarı faaliyet için değerli arkadaşlar hakikaten insana yüksek bir dikkat lazım. Yani böyle ortalama bir dikkatle bu iş olmaz. Bunun yolu yazmaktır. Bir. İkinci bir noktaya gelelim. Bu daha önemli. Şimdi değerli arkadaşlar, KDO'da en çok güçlük çektiğimiz şeylerden bir tanesi arkadaşlarımızı, talebe diyesim gelmiyor. Yani ben yani üniversite talebeleri meslektaş derim hakikaten. Arkadaşlarımızı yazı yazmaya ikna edemiyoruz. Herkes şöyle cümleler öğrenmiş. Yazamıyoruz çünkü bilmiyoruz. Bu KDO'da bir bidat kabul edilir bu cümle. Yani bu bir bidattır. Bundan tövbe istiğfar edilmesi gerekir. Şimdi herkes şöyle zannediyor. Mesela bir okuma süreci var. Okuma süreci. Yani öğreniyoruz burada. Tamam, öğreniyoruz. Ondan sonra da çok mühim bilgilere ulaştık. Bunu da yazarak müşteriye ulaştırıyoruz. Tamam, yani okur müşteri, ona ulaştırıyoruz. Arkadaşlar, KDO'ya göre, KDO'da yazmanın bununla hiçbir ilgisi yok. Yani yazmanın şurası sizin yetişme tarafınız. Şurası bilginizi aktarma tarafınız, tamam mı? KDO'ya göre ise yazma şurada olan bir faaliyettir. Öğrenme unsurunun kurucu kavramı olarak yazarlık. Klasik düşünce okulunun temel iddiası budur. Öğrenme faaliyetinin, idrak etme yani anlama faaliyetinin temel kurucu unsuru ya da yönlendirici unsuru olarak yazarlık. Klasik düşünce okulunun temel hedefi budur. Dolayısıyla burada şimdi yani yazı bir başkasına yazmak için değildir. Ya zihnimizi inşa etmek içindir. Bunu şu şekilde düşünün. Hani şimdi böyle zihnin işte kaç katmandır lobları, sağ lob, sol falan, ben böyle şeylerden anlamam. Yani ilgilenmem de yani. Tamam mı? Yani şey yapmam. Fakat şu şekilde düşünün. Mesela diyelim ki hani az çok diyelim ki babalarınız filan işte böyle hani tarım filan bilirsiniz. Yani siz bilmezsiniz de babalarınızdan duymuşsunuzdur. Şimdi şöyle bir fidanlık vardır. Burada bir şey yetiştirirler. Diyelim ki biz Karadeniz olduğumuz için lahana yani başka bir şey bilmiyoruz. Burada bu lahanayı ekerler. Özel bir yerdir orası. Belli bir noktada büyür. Ondan sonra o alınır, esas tarlaya gömülür. Bana göre, şimdi bu taşıma faaliyeti çok önemli. Bana göre yazarlık aslında tam olarak bu faaliyettir. Ne demek istiyorum? Şimdi mesela ben bir şeyler anlatıyorum değil mi? Yani az çok düşün, zihninizde sizin de bir şey şekilleniyor. Bunların bir kısmına katılıyorsunuz, bir kısmına katılmıyorsunuz. Şöyle de söylenebilir diyorsunuz falan filan. Şimdi bunların hepsi, desem sana ki yani nedir? Diyeceksin ki mesela bunlar benim düşüncelerim. Değerli arkadaşlar, zihninizden geçenler veya okurken zihninize gelenlerin hiçbirisi düşünce değildir. Onların hepsi düşünce adayı olan savruk cümlelerdir. Anlatıyorum bakın. Tekrar edeyim. Zihninizden okuyorsunuz tamam mı? Veya duyuyorsunuz ya da dinliyorsunuz. Falan filan. Şimdi zihninizden onlarca cümle geçiyor. Şöyle olabilir, böyle olabilir falan. Tamam, geç. Bunların hiçbirisi düşünce değildir. Dolayısıyla hiçbirisi bilgi değildir.
Bunların hepsi bilgi adayıdır. Düşünce adayıdır. Peki bilgi nedir? Bilgi arkadaşlar bakınız. Bilgi bu düşünce, yani bu zihinden geçen adaylar, bak kafanda geçiyor mesela öyle mi böyle mi, tamam mı? Adaylar bunlar yazıya dönüştüğünde bilgi olmaya başlarlar. O zaman şöyle diyeceğiz. Yazmak ne demektir? Uçuşan zihnimizin bilgilere dönüştürülme faaliyetidir. Veya zihnimizdeki uçuşan o cümlelerin, kelimelerin, yani mesela hani diyelim ki karikatür yeteneğiniz varsa bir düşünün mesela insan mesela şu dersten sonra mesela kendi zihnini bir çiz diyelim ki. Ne vardı? Zihninde şimdi bir şeyler uçuşuyordur. Öyle gidiyor, böyle gidiyor falan filan. Bunların hiçbirisi şey bilgi değildir. Ve hiçbirisi düşünce değildir. Şimdi eğer bunları yazmaya niyetlenirsen nasıl yazacaksın? Fragman fragman. Yani misal olarak söylüyorum. Şimdi Ekrem Hoca diyor ki Türkçe eserler mesela bir düşünce havzasında yani bir üreticilikten söz edebilmek için o ana metinlerin oraya taşınması lazım, tercüme edilmesi lazım. İslam düşüncesi böyle şekillendi diyor. Evet buna ben de katılıyorum dedin. Şimdi dedin ama şimdi bu cümle boşlukta. Biraz akıl yürütmen lazım. Örnek. Evet mesela hocam Marksizm örneğini verdi. Hangi branşın sen? Felsefe. Mesela Grek felsefesini diyelim ki yani herhangi bir felsefeyi tercüme etmeyenler böyle bir felsefe üretemediler diyeceksin mesela. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu konuda bir şeyler yazmaya başlayacaksın. Mesela Türkiye'de diyelim ki işte mesela bir Fransız etkisi oluşmuş mudur? Valla eğer Fransız eserler tercüme edilmişse, şu olmuşsa, bu olmuşsa oluşmuştur falan. Yani önce burada tercüme çok önemli bir rol oynuyor dedin. Şimdi bunu yazmaya başladığında, 3-5 tane örnek vermeye başladığında bu düşünce benden bağımsızlaşır. İsim neydi? Mehmet'in düşüncesi haline gelir. Tamam bak yazdığı zaman bu düşünce haline geldi. Yazmadı. Zihninde böyle uçuşur uçuşur gider en sonunda da kaybolur. Bu nedenle arkadaşlar bakınız. Yani klasik düşünce okulu anlamanız açısından burası çok önemli. Hani anlayıp ne olacak onu da söyleyeyim size. Ya mesele şimdi, mesele burayı anlamanız değil. Mesele bu düşünceyi, bu okuma faaliyetini doğru anlamanız. Yani Türkiye'nin problemi bu. Yani Türkiye yazmayı hep şuradan sonra zannediyor. Ve böyle zannettiği için bir zihin, ya adam mesela bir üniversite okuyor sanki okumamış gibi oluyor. Yani bitiriyor üniversiteyi, diplomayı alıyor. Bir şey yok yani geride bir şey kalmıyor, tamam mı? Tez bitiriyor mesela, adam bir tez bitiriyor, bir sürü şey okumuş, geride bir şey kalmıyor. Neden? Çünkü yazı yazmayla bilgileri tahkim etmemiş. Daha doğrusu bilgileri de cümleyi doğru kullanalım. Yazı yazarak zihnindeki zanları bilgiye dönüştürmemiş. Yani temel problem bu. Bunun için şimdi KDO diyor ki yazma faaliyeti şurası için. Ve şöyle bir cümleye ulaşıyoruz. Yazarak okuma. Tamam, bizim için esas burasıdır. Bir örnek vereyim size. Şimdi biz bu derste mesela bunu göreceğiz. Yani şu kitap üzerine göreceğiz ama hani bir başlama açısından bir örnek vereyim size. Şimdi bu kitabın adı Kalbin Anlamı diye tercüme edilmiş. Esas Arapçası şu. Beyanul Fark Beynel Kalbi Vel Aklı ve Sadrı falan bir uzun bir isim. Manası şu. Şimdi insan mesela günlük hayatta böyle kelimeler kullanırız değil mi? Mesela kalbim var benim derim. Gönlüm var derim. Mesela sadrım var derim. Aklım var derim. Öyle değil mi? Kalbimin biraz daha iç kısımları var. Mesela Kur'an-ı Kerim'deki deyimleri biliyorsanız. Mesela lüb var. Fuat var mesela değil mi? Adam isim kullanıyor. Mesela Fuat diye isim veriyoruz. Mesela sözlüğe atsam Fuat nedir? Kalbin bir parçasıdır. Şimdi 3-4 tane kavram var. Bak akıl var. Kalp var. Fuat var değil mi? Yani en azından bu üçünü alalım. Diğerlerine gerek yok. Şimdi soru şu arkadaşlar. Akıl ne? Kalp ne? Yani mesela öyle mi yani? Mesela sen şimdi diyelim ki günlük hayat içerisinde düşün. Aklı hangi anlamda kullanıyorsun? Kalbi hangi anlamda kullanıyorsun? Ben şöyle derim diyorsun. Aklı işte daha böyle zeka yani zihinsel yani karşılaştırma, eşyanın temel özelliklerini bilme falan filan yani bu anlamda kullanıyorum. Kalbi ise duygulanma. Yani işte özlemek, ağlamak, işte
filan heyecanlanmak, korkmak falan filan. Diyelim ki böyle kullanıyorsun, tamam mı? O zaman sen diyorsun ki kalpten duygunun merkezi, duygular, akıl düşünmenin merkezi. Sen diyelim ki böyle diyorsun, tamam mı? Şimdi bakınız, bir adam Kalbin Anlamı diye bir kitap yazıyor. Kim bu? İslam düşüncesinin ciddi isimlerinin birisi, Hakim Tirmizi. Şimdi bunu yazarak okumakla, sadece okuyup daha sonra yazmak arasındaki fark şu. Kitabı alırsın, okursun, kitabı bitirirsin. Kafanda bir takım şeyler uçuşur, kalır falan filan. Yazarak okuduğunda mutlaka okumanı önceleyen bir soru sorarsın. Bu adam bu kitabı niçin yazdı? Tamam mı? Yani mutlaka bak şimdi. Yazarak okumak bu demek. Şimdi birinci şey bu, tamam. Bu adam bu kitabı niye yazdı? Yani normalde insan böyle bir kitap yazmaz ki. Değerli arkadaşlar bakınız. Klasik düşünce okulunda arkadaşlarımızın şaşırması bizim için çok önemli bir meseledir. Yani buradaki ilk işimiz arkadaşların şaşırmasını sağlamaktır. Mesela siz şimdi Kader Risalesi'ni okudunuz ya Hasan-ı Basri'den. Şimdi Risale nasıl başlıyor? Abdülmelik diyor ki Abdülmelik miydi arkadaşımızın adı? Padişahımızın, hükümdarımızın adı Abdülmelik. Ya kardeşim diyor, Hasan-ı Basri diyor bak. Ya sen diyor böyle iyi bir insansın diyor. Sen diyor kader üzerine niye böyle konuşuyorsun diyor. Bak Abdülmelik şaşırmış, tamam mı? Sen bunu niye, bak. Sen niye böyle yapıyorsun diyor. Adam şaşırmış. Şimdi sizin normalde şöyle, Allah Allah. Hasan Basri'nin başka işi yok muydu? Kader konusuna niye girdi ya? Arkadaşlar bakınız. Mesela hani şöyle bir şey olması lazım. Şimdi Mehmet mesela demesi lazım ki. Bak şimdi kitabın ismini gördü, tamam mı? Allah Allah. Kalbin Anlamı. Hakikaten kalp ne ya? Şimdi yanındaki bak şimdi şaşırman lazım, tamam mı? Bugün gün boyunca en ciddi şaşırma konunu öğrendin. Vallahi sabahtan beri onu düşünüyorum. Allah Allah, kalp ne ya? Biz kalbi yanlış mı biliyoruz acaba? Bak şimdi bu şaşırma kalemle ilgili bir şeydir. Yani normalde yani bir insan sadece okuyor böyle şaşırmaz. Okursun geçersin. Ama şaşırma seni kaleme götürüyor. Allah, kalp ne ya? Şöyle deyimlere bir bakayım. Biz kalbi nasıl kullanıyoruz? Sözlüğe bir bakayım ya. Bak. Şimdi böyle olduğunda şimdi bir yazarın karşısına bir soruyla çıkıyorsun. Ve bir yazarın karşısına bir soruyla çıktığın zaman o zaman o yazarın yani sana cevap verememesi de mümkün olabilir. Tirmizi soruyu doğru sormuş ama cevabı verememiş. Tamam mı? Bak bu mümkün. Ama bunun olabilmesi için seni şaşırman lazım. Bu ne ya kardeşim? Kalbin Anlamı diye. Hasan mesela. Hasan-ı Basri gibi bir adam ya. Koskoca büyük İslam alimi falan. Yaza yaza kader konusunu mu yazdı? Niye yazdı bunu ya? Ne oldu yani? Durduk yani. Ben bunu merak ediyorum da Hasan-ı Basri de mi böyle yapıyor falan, tamam mı? Şimdi şaşırman lazım. Acaba iki biraz daha böyle makro düşün. Ya Müslümanlar aradan 100 sene geçtikten sonra bu kader konusunda niye tekrar döndüler ya? Çözememişler miydi konuyu? Hangi siyasi sosyal amiller yol açtı bu tartışmalara? Bak, şimdi soruları sormaya başladığında şu tarafa geçtin, yazarak okuma kısmına geçtin demektir. Anlatıyor muyum? Zannetme ki, ya kitabı okuduktan sonra soru sorarım, böyle bir şey yok. KDO'da şimdi bizim en çok yapmak istediğimiz şey bu. Ya arkadaşlar diyorum bakınız, bir şaşıracaksınız, tamam mı? Normalde gerçekten öyle değil mi? Mesela Kalbin Anlamı şaşırılacak bir konu değil mi? Bakmayın şimdi bunu yani mütercim efendi bunu bence kötü ifade etmiş. Yani Kalbin Anlamı böyle biraz şey gibi yani satsın diye sanki. Şu buraya bir şey yazmışlar. Hit neymiş? Herkes için tasavvuf. Yani çok satsın diye böyle başlık koymuş yazar arkadaşımız. Bunu buraya ben koymadım. Tercümesini ben yaptım ama başlığı ben koymadım. Şimdi herkes için tasavvuf olunca başlık böyle işte kalbin anlamı, duygulanalım, ağlayalım falan. Ama normalde şey şu, kalp derken ne anlıyoruz? Günlük hayatta kullanıyoruz bak. Mesela diyoruz ki kalbim kırıldı diyoruz, tamam mı? Kalbin yok mu diyoruz. Kalpsiz diye şarkı söylüyorsun. Ne demek ya? Kalp derken ne ki bak? Kur'an-ı Kerim'de kullanıyor bak. Onların kalpleri vardır, onları akıl etmezler diyor bak. Kalpleri mühürlenmiştir diyor. Şimdi bir insan bunu merak etmez mi? İki, ya kardeşim yani bir kalp var bir de akıl var. Bu dualite nereden ortaya çıktı? Şimdi bunu merak etmez mi? O zaman diyeceksin ki valla yani, normali şöyle. İsim neydi? Ümra. Ümra. Hüm
Hümda. Evet. Ne demek o? Ahmet'in mühendisi. Fuller gibi. Hümda ismi olur mu ya? Hayır ben şimdi bunu yazabilir miyiz ya bu konuyu sor. Evet Hümda. Evet. Duymuş muydunuz arkadaşlar böyle birisi? Ya ne diyorsun Mehmet falan gibi yani öyle bir şey. Evet Fatma Hatice falan gibi yani. Yani evet Hümda. Hiç daha önce böyle bir isim olmuş mu? Ama sen doğduğun internet var mıydı o zaman? Yoktu. Baban nereden bulmuş bunu? İşte Arapçacı. Arapçacı olunca işte yani kelime uydurmak için la havle şimdi ya daldık vallahi. Şimdi Hümda tabii ben şimdi o daha enteresan oldu. Yani Hümda ismi kalp kelimesinin daha önemli. Sen şimdi normalde şöyle demen lazım. Ya gerçekten ya Tirmizi bu sorduğun soru benim için çok önemli ya. Ben de bunu çok merak ediyordum. Demen lazım. Ya. Kalp ne demek ya? Şimdi eğer bakınız zihninde bu soru varsa not tutmaya başlarsın. Bak zihninde bu soru varsa. Klasik düşünce okulundaki en önemli mesele okuma faaliyetimizi yazıyla gerçekleştirmek. Yazılarımız ise soruların peşinden ortaya çıkması. Soru soracağız. Yani her kitapla ilgili sorular oluşturacağız ve şaşıracağız, hayrete düşeceğiz. Ya yaza yaza bu kitabı mı yazdım falan diyeceğiz tamam mı adama? Şimdi bu konuda birkaç teknik bilgi de vereyim. Şimdi değerli arkadaşlar normalde bizim şimdi şöyle bir problem oldu. Biz mesela bu dönemki arkadaşlardan hakikaten çok umutluyuz. Yani her dönem yani geçen sene gelenler de çok hoş arkadaşlardı. Yani bu konuda yani... müteşekkir olmada yani şey ayrım yok yani dürüst olayım. Yani geçen senekiler de iyiydi. İlk senekiler zaten yani böyle yani hakikaten KDO'nun ya çok emek verdiler. Allah razı olsun onlardan. Fakat şöyle bir şey oldu. Şimdi bu ders programlarınız vesaire çakıştığı için cumartesi günü iki blok yapıyoruz. Fakat bizim şöyle bir düşüncemiz var. Bu iki bloka bir blok web kaydı, dolayısıyla üç blok, onu webden takip edeceksiniz. Yani bir müfredat gibi. Bir de yazarlık atölyesi ekleyeceğiz. Yani düşüncemiz o. Şimdi daha önce bu yazarlık meselesini, mesela KDO'nun şu ana kadar yaptığında çok önemli neticeler aldığı, fakat genellikle başarılı olamadığımız en önemli alan burasıdır. Bu yazarlık meselesidir. Mesela bizim talebeler büyük ölçüde yani geliyor dağılıyorlar. Yani inşallah siz dağılmazsınız. Yani ısrar edersiniz. Yani iradeli olursunuz inşallah. Çünkü hakikaten yani 400-500 civarında arkadaştan sizi seçtik. Yani hala kızanlar var. Yani bizi niye almadınız falan diye. Ondan sonra şimdi sizi seçtik. Yani inşallah ısrar edersiniz. Yani etmeniz lazım. Fakat burada en büyük güçlük şeyde ortaya çıkıyor. Bu yazı yazma işinde ortaya çıkıyor. Geçen sene bizim danışman hocalarımız vardı. Mesela her talebeye, 10 talebeye bir danışman hoca veriyorduk. Ödevleri yazıp geri alıyorlardı, kontrol ediyorlardı falan filan bir sürü iş yapıyorlardı. Bu sene yani o tam istediğimiz gibi yürümedi. Çünkü arkadaşlar ödev yapmıyor. Yani veriyorsun, mesela ödev yapmıyorlar falan. Ödev yapmayınca iş aksıyor. Bu sene biraz daha farklı bir şeye gittik. Mesela hangi günlere koydularını bilmiyorum. Cuma ve pazar mı? Galiba onu size söylerler. Maillerinize bakın yani cari olan maillerinizi buraya verin. Onu size söylerler. Şimdi bu dönem mesela belki yazarlık derslerinin bir tanesine ben de gelirim. Bir iki kişi yani bunu yapacağız böyle. Yani yazı nasıl yazılır, ondan sonra hani başlık nasıl oluşturulur, kompozisyon, giriş, şu bu falan filan. Yani epey bir emek vermeyi düşünüyoruz. Ama bu konuda başarılı olabilmemiz tamamıyla size bağlı arkadaşlar. Yani hakikaten yani... Yani ilgi gösterirseniz biz bu işi yapabiliriz. Yani ilgisiz bir talebede ilgi oluşturmak imkansız. Ama ilgiliye bir şey öğretmek mümkün. Gerçekten. Yani bu konuda şey yapalım yani hep beraber. Yani mesela önümüzdeki hafta diyelim ki geldiğimde gene bu kadar arkadaşı bulayım. İşte bir sonra hep böyle bulayım ve mesela diyelim ki dedik ki pazar günü veya cuma akşamı mesela yazarlık dersi yapacağız. Yani herkes gelsin. Çünkü yani ancak o zaman anlamlı olabiliyor. Bunu şimdi yani formülasyonu size daha sonra söylenir. Yani arkadaşlara da biraz daha detaylı konuşup size onu ulaştırırız. Yani burada sıkıntı olmaz inşallah. Şimdi dolayısıyla gene ödevler vereceğiz. O dersler işte şey yapılacak.
Hani bunları kaydedeceğiz. Hani böyle kardiyoda hani şöyle bir mantığımız yok. Yani böyle işte gelmediniz, niye gelmediniz falan, gidin falan. Böyle bir şey yok yani. Burada hakikaten çok gönüllüce, çok arzuluca bir iş yapıyoruz. Yani bu kurumun böyle bir şeyi yok. Yani böyle bir somurtkan bekçisi yok yani. Buranın bekçisi sizin vicdanlarınız. Vallahi yani başka hiçbir şey. Yani biz hiç bilmiyor dediğimiz yok. Yani şimdi yani İstanbul'da bir sürü kuruma gidin. Biz böyle çok güzel koltuklarda oturuyorsunuz. Biz de plastik koltukta oturuyorsunuz yani. Kışın olduğunda üşüyoruz burada falan yani. Anlatayım yani efendim. Vay, yerde oturuyoruz kim dedi? Siz yerde mi oturuyorsunuz? Yok. Tam olarak ne? Orada acaba bir de o türbeye bakın. O toprağın altından büyük zat oturuyor yani. Evet. Şimdi arkadaşlar sandalye vardı orada. Siz onları alabilirsiniz yani. Ha, bir daha şey yaparsınız yani sandalye şuralara koyun. Sıkıntı olmaz yani. Bizim ders çok, de yani sıkılma olmaz ki. Hep keyiftir yani. Şimdi bu yazı işini de bu şekilde organize edeceğiz. Bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bu yani yazı dersini oturtabilirsek kısa zamanda yani 2-3 ay içerisinde çok önemli bir noktaya geleceğinizi fark edeceksiniz inşallah. Ve cesaret kazanacaksınız. Yani en ciddi problem bu cesaret oluyor. Değerli arkadaşlar bakınız. Bizim Türkiye'de herhalde bir benzeri olmayan çok güçlü bir web sitemiz oluştu. Yani ben şahsen mesela Anadolu'ya gittiğimde bunu söylüyorum. Ve Anadolu'da pek çok arkadaş, pek çok talebe arkadaşınız yani oturup o web sitesini baştan sona dinliyorlar. Vallahi bunu size tavsiye ederim. Mesela diyelim ki muhasebini, şimdi beyanı farkı anlatmışız mesela. O derslerde anlatmışız bu kalbin anlamını. Ya açın okuyun. Derse gelmeden önce şeyi bir kabaca bitirin. Ya da diyelim ki mesela muhasebini başka bir kitabına alın. Açın okuyun bitirin. İşte Kader Risalesi'ni mesela şeyden dinliyorsunuz. Hayreddin Hoca'dan dinliyorsunuz. Ben de anlattım. Ömer Hoca da anlattı. Ömer Türker. Açın kayıtları dinleyin. Yani Kader Risalesi'ni. Yani böylece farklı bakış açıları bir metin etrafında nasıl toplanıyor? Yani kim doğru anlıyor, kim yanlış anlıyor? Belki mesela şöyle diyeceksiniz. Vallahi üçü de yanlış anladı. Bence bunu şöyle anlaşılması lazım falan diyeceksiniz. Yani bu da mümkün yani. Böyle de olması mümkün. Dolayısıyla bizim o web kayıtlarını dinlemeniz bizim açımızdan çok önemli. Size şimdi ben bir ödev vereyim. Önümüzdeki haftaya Allah nasip ederse biz şimdi Beyanul Farkı okuyacağız ama 2016 akıl kitabı var. Kitabul Akıl. Bunu dinlemenizi istiyorum. 3 ders. Böylece yani 3 ders yani neticede hani basit bir şey. Yani akıl kitabıyla Beyanul Farkı birlikte yani paralel bir şekilde okuyacağız. Ona referanslar yapacağız falan. Yani bunu da sağlamış olalım. Peki. Kabaca söyleyeceklerim bunlar. Sizin bu bahiste yani normalde hani biz böyle çok böyle görüş falan almıyoruz ama. Yani sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı değerli arkadaşlar? Yani şu heyecanınızı yani söndürmemek için bize ne düşüyorsa bize söyleyin biz yapalım yani. Yani anlatamıyorum yani biz bunu vebaline girmeyelim. Yani biz çok heyecanla geldik sonra bilmem ne olmadı falan demeyin yani. Ne yapmamız lazımsa buraya çok rahat ulaşırsınız. Yani Tayyip Hoca'ya, Halit Hoca'ya, bana ondan sonra çok rahat ulaşırsınız ve deyin ki mesela misal olarak söylüyorum. Yani işte ne bileyim şu perdeleri aşağı inme demem şöyle. Yani bir şey söyleyin yani. Yani anlatamıyorum. Bir şey söyleyin yani bir eylem olsun yani bir şey olsun. Ve yani şunu bilin yani hani dünya bak herhangi bir yere gittiğinizde oranın bir şeyi olur yani sahibi olur. Buranın tek sahibi talebe. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela diyelim ki işte kazan kaldırın ne bileyim çorba istiyoruz dedin. Misal yok. Bir şey yapın yani. Yani bir eylem olsun tamam mı? Bir mücadeleniz olsun. Bir sahiplenmeniz olsun. Dolayısıyla şimdi buradaki temel meselemiz sene sonunda şu yapıyı, şu bütünlüğü muhafaza etmek. Ama böyle yani tek tek kopmaya başlayarak falan buradaki dersler de etkileniyor ondan. Böyle yapmayalım. Mücadele edelim. Zor bir şeydir. Yani şu yaptığınız iş çok zor bir şeydir arkadaşlar. Yani sabahleyin kalkıp derse gelmek falan. Hakikaten bunlar kolay işler değil. Ben bunlar yani bizim için de zor. Yani bugün şimdi bir sürü işim var. Ha, bırakıp geliyorsun. Bunlar kolay şeyler değil. O açıdan yani siz Klasik Düşünce Okulu'na hizmet edin. Klasik Düşünce Okulu size hizmet etsin ve şu asarda bir noktaya gelelim. Yani temel şeyimiz bu. Yazıyla ilgili söyleyeceklerim de bunlardı. Biraz daha vaktimiz varsa. Var mı? Biraz daha var. Yani 5 dakika daha mı?
He. Ben, neyse ben o zaman ben soru yani bir şey söylemek isteyen var mı bu konularda? Tam olarak mutabık olduk mu? Evet. Sıkıntı yok. Canınızı sıkan bir şey var mı? Yerde oturmak nasıl? Dara. Dara. Güzel. Güzel. Rahattır ya. Yer iyidir yani. Ben de yani yere oturmayı tavsiye ederim. Ondan sonra biz şöyle bir o zaman şu kitaba giriş yapma açısından şöyle bir cümle söyleyeceğim. Daha doğrusu bir konu söyleyeyim. Klasik Düşünce Okulu'na değerli arkadaşlar, şimdi neçeden İslam'ın serüvenini de konuşmuş oluyoruz. Yani İslam düşüncesinin serüvenini, İslam serüvenini konuşmuş oluyoruz. Burada bizim için şöyle bir problem oluştu. Yani zihnimizde tamamıyla mesela yani KDO kurulmazdan önce böyle bir kavramlaştırmamız yoktu aslında. Burada şöyle bir problem oluştu. Bu KDO'daki yani buradaki derslerle ilgili. Onu da hemen söyleyeyim mesela pek çok hoca bunu söyler. Şimdi bu tarz ders anlatımı Türkiye'de ilk kez olan bir şey. Böyle olduğu için hocalar da çok şey öğreniyor. Yani mesela ben buradaki derslerden pek çok yazı ürettim. Yani başka hocalarınız hakeza falan tamam mı? Şimdi Türkiye'de mesela bunun benzeri kurumlar kuruluyor. İşte Bursa'da şube kuruldu, Eskişehir'de kurulmaya çalışılıyor, Konya'da. İşte Çanakkale'de bir noktaya geldi, işte sonra ne oldu işte bilmiyorum falan. Şimdi Ankara'da kurmaya çalışıyorlar falan. Yani bu tarz kurumlar kurmaya çalışıyorlar. Yani bu bakımdan da bir şey var. Yani Türkiye'de böyle bir arayış var. Ama kolay olmuyor tabii yani şey yapıyor. Çünkü en ciddi mesele mesela iyi yani hoca bulmak çok zor. Çünkü metin uzmanı hocalarımız yok. Yani Türkiye'de böyle bir problemimiz var falan. Şimdi arkadaşlar buradaki tartışmalarda benim fark ettiğim şeylerden birisi İslam'la ilgili şöyle bir ayrımdı. Şimdi İslam'ı biz iki kademede mütalaa ediyoruz. Bir, Hicaz devresinde İslam. Hicaz'da İslam. Şimdi Hicaz'da İslam ne demek? Bunu şu şekilde ifade edelim. Hicaz, şöyle dünya üzerine baktığınız zaman, haritayı bir göz önüne getirin. Doğusunda Hindistan, yani Hint dünyası. Biraz daha kuzey doğusunda Hindistan'dan Çin var mesela. Beriye doğru geldiğinde mesela İran platosu var. Yine daha batıya geldiğinde işte Roma, yani hani Akdeniz uygarlığı falan. Güneye indiğinde Mısır, Afrika falan var. O arada coğrafya olarak geniş fakat insan unsuru bakımından çok zayıf bir yer. Yani Hicaz'ı düşünün. Geçmişte de öyleydi. Mesela öyle ki mesela hiçbir zaman diyelim ki bir Roma İmparatorluğu gibi bir imparatorluklar olmamış. Ya da diyelim ki bir Selçukiler gibi, Osmaniler gibi falan böyle bir imparator, yani bir devlet gelenekleri yok. Ya da ne bileyim işte Aristo gibi, Platon gibi böyle bir bilim gelenekleri yok falan. Yani böyle bir şey. Yani sanki şey gibi yani dünyanın böyle bir çölü gibi yani bir bedvası gibi yani böyle bir yer. Yani Hicaz'ın bir şeyi yok. Yani bir ağırlığı yok dünyada. Şimdi buraya bir peygamberimiz geldi. Peygamber Efendimiz'in ümmiliğini konuşurken ben iki kavrama, daha doğrusu iki şekilde ümmiliği tanımlarım. Şimdi birincisi bir kişinin ümmiliği, ikincisi ise bir toplumun ümmiliği. Şimdi kişinin ümmiliği şu demek, bir insan okur yazar değil. Bu bakımdan Peygamber Efendimiz okur yazar değil, yani ümmi, kelimenin teknik anlamıyla. Bir takım böyle konuşmalar oluyor. Yani bazı ilahiyatçılar da katılıyor ona. Yok işte belki de öğrenmişti falan ama bence değil yani. Ben inanmıyorum yani Peygamber Efendimiz'in. Hani hoş ümmi olmasa da bu işi değiştirmez. Çünkü ümmi olmayan peygamberler de var. Önemli değil yani. Ama Peygamber Efendimiz ümmi değil. Şey ümmiydi, özür dilerim. Bir de toplumsal ümmilik var arkadaşlar. Bunu altını çizmemiz lazım. Ve buradan aslında İbn Haldun'un bir kavramına gideceğiz. Toplumsal ümmilik demek bir toplumun, bir coğrafyanın, bir tarihin din, felsefe ve bilim geleneklerinden yoksun olması demektir. Şimdi kelimenin bu anlamıyla Hicaz toplumsal olarak ümmi bir yerde. Yani bedeviydi. Yani göçerdi. Yani felsefe gelenekleri yoktu. Yani bilim gelenekleri yoktu. Yani düşünce gelenekleri yoktu. Yani böyle mesela bir edebiyatları vardı. Edebiyatları vardı ama yani böyle mesela yani diyelim ki Homeros gibi bir metinleri yoktu. Ya da Platon gibi bir filozofları yoktu. İşte mesela Sasanilerdeki mesela o gelenek yoktu. İşte sanat gelenekleri yoktu. Tamam mı? Yani bildiğimiz yani kelimenin teknik anlamıyla hakikaten ümmiydiler. Ve sade basit bir yaşantıları vardı. Bunu niçin söylüyorum? Normal şartlarda bu seviyedeki bir topluluğun mesela diyelim ki Roma'yı yönetmesi imkansız gibi bir şeydir. Mesela Mısır'ı ele geçirmesi, İran'ı ele geçirmesi imkansız gibi bir şeydir. Neden? Çünkü arkadaşlar şimdi bu hani Hicaz coğrafyasını düşünün. Şöyle Hicaz.
Şimdi Hicaz'ı Roma yönetmiyor. Ya şurada şu Suriyeliler, burada Gassaniler diye Romalılara ait bir devlet var. Gassaniler yönetiyor. Ya da Yemen yönetiyor. Yani gücü olmayan, yani zayıf bir yer. Nitekim mesela biz bunu şeyde de görüyoruz. Mesela Müslümanlaşma başladığı zaman, diyelim ki Bedir Savaşı konuşuyoruz, Uhud Savaşı konuşuyoruz. Şimdi Bedir Savaşı'na kaç kişi katılmış? 300 Müslüman, 1000 tane şey. Şimdi bu Hicaz için önemli bir şey. Yani Mekke için, Medine için önemli bir savaş. Peki Roma için? Yani Roma için mesela 300 kişi savaşıyor. Sokak kavgası gibi bir şey değil mi? Mesela İran için, mesela Sasani İmparatorluğu için, Hindistan için, Mısır için. Yani değil mi? Sokak kavgası. Yani hakikaten kabile, iki kabile dövüşüyor yani gibi olur. Bu nedenle şimdi arkadaşlar, şimdi İslam'ın birinci evresi hakikaten ümmi bir topluluğa, peygamberin, ümmi bir peygamberin vahyi getirmesi oldu. Şimdi bunu anlatmak için şöyle bir örnekten, hadisten hareket ederim. Hadis-i şerif şu. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, nahnu ummetun ümmiyyun, la nektubu ve la nahsubu, eşşehru hakeze hakeze hakeze. Şimdi bu hilalin gözetlenmesi var ya Ramazan'da. Peygamber Efendimiz diyor ki, yani diyor, bu işte yani bu kadar uzun boylu değil. Yok öyle görünü mü, görünmedi mi, şu mu, bu falan değil yani. Biz diyor ümmi bir topluluğuz. La nektubu ve la nahsubu. Yazmak bilmeyiz, hesap bilmeyiz. Ay, herkese, herkese, herkese. Ay bu kadardır. Yani kaç oldu? 30. Yani bir ay, mesela diyelim ki Muharrem ayı 30 gündür, bitti. Safer 30, bu kadar yani bitti yani. Bu geldi mi tamam, yani bu iş oldu. Yani bu böyle karar vereceksiniz diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi değerli arkadaşlar bakınız. Hicaz, şimdi İslam'ın bu evresinde Hicaz diyoruz. İslam birinci halife Hazreti Ebu Bekir'den sonra süratli bir şekilde Doğu Akdeniz'e yayılıyor. Hazreti Ömer zamanında bu gelişiyor. Hazreti Osman zamanında tamamlanıyor birinci dönemde. Bakınız. Şimdi nereleri ele geçiriyor? İran'ı ele geçiriyor. Mısır'ı ele geçiriyor. Suriye, Irak'ı ele geçiriyor. Hindistan'a doğru gidiyor. Falan. Bakınız. Şimdi Peygamber Efendimiz ne demişti? Biz ümmi bir topluluğuz. Peki İran ne? İran ümmi olmayan bir topluluk. Mısır ümmi olmayan bir topluluk. Suriye, Irak ümmi olmayan bir topluluk. Yani diyelim ki Aristo'nun eseri üzerine 40 cilt, 30 cilt şerh yazılmış orada. Peygamber Efendimiz zamanında. Hindistan ümmi olmayan bir topluluk. Şimdi ne oldu? Peygamber Efendimiz yani ümmi olan o Hicaz'daki topluluk aşağı yukarı 6-7 senede veya 10 senede ümmi olmayan dünyanın, yani dünya kültürünün merkezindeki bütün uygarlıkları ele geçirdi. Şimdi değerli arkadaşlar bakınız. Bugün şimdi dünya diyelim ki biraz daha büyüdü, şu oldu, bu oldu. O dönem açısından dünyaya baktığınızda aslında dünya Akdeniz. Çin'i saymasak, yani Çin'de ne olup bittiğini kimse bilmediği için Çin'i bir tarafa bırakalım. Dünya Akdeniz. Akdeniz'de ise bu üç temel şey var. Yani Roma uygarlık alanı var, Mısır var, İran var, işte Suriye, Irak burası var. İslam şimdi bir anda Akdeniz'in dörtte üçünü veya dörtte ikisini ele geçirmiş oldu. Yani dünyanın yarısını ele geçirmiş oldu. Fakat kim bunlar? Kim bu Müslümanlar? Bu Müslümanlar henüz şey, yani okur yazar olmayan Müslümanlar, ümmi Müslümanlar. Değerli arkadaşlar bakınız. İslam düşüncesi dediğimiz şey, İslam bilimleri dediğimiz şey, ümmi olan bir topluluğun ümmi olmayan toplulukla karşılaşmasıyla ortaya çıkan krizdir. Şimdi bizim bu derslerde, mesela klasik düşünce okulundaki derslerde en çok üzerine duracağımız problematik budur. Ümmi bir topluluğun ümmi olmayan toplulukla karşılaşmasıyla iki tarafta gerçekleşen, iki tarafta ortaya çıkan sorunlar. Şimdi bunu yine anlama açısından şöyle bir örnek verelim ve bugünkü dersi toparlamış olalım. Önümüzdeki hafta süratle şu kalbin anlamından devam edeceğiz inşallah. Şimdi değerli arkadaşlar bakınız. Bu konuda bizim için yanıltıcı olan nokta şurası. Şimdi Müslümanlar siyasi ve askeri açıdan başarılı bir şekilde Doğu Akdeniz'e girdikleri için aslında sorunların çözüldüğünü düşünüyoruz. Yani daha doğrusu, yani pek çok insan bunu böyle düşünüyor. Bizim, yani daha doğrusu
kılıçla aslında fütühatın tamamlandığını, bu şehirlerin Müslümanlaştığını, mesela İran Hazreti Ömer zamanında Müslüman oldu, Mısır işte Hazreti Ömer zamanında Müslüman oldu, Mısır falan, yani sorunlar bitti gibi. Halbuki klasik düşünce okulundaki problematiği kavrayabilmek için zihninize şu cümlenin mutlaka yerleştirmesi lazım. Bir toplumda veya dünyada, hayatta siyasi yayılma tarihi ile entelektüel yayılma tarihi birbiriyle uzlaşmaz. Bakınız, bir toplumda siyaseten veya askeri olarak gelişme ve yayılma tarihi ile entelektüel gelişme ve yayılma tarihi birbiriyle tamamen bağımsızdır. Öyle ki mesela bir toplum siyasi ve askeri açıdan çok başarısız olabilir, entelektüel açıdan çok başarılı olabilir. Mesela diyelim ki Atinalılar İspartalılar kadar başarılı asker değillerdi. Veya bunun tersi, askeri açıdan mesela çok başarılı olabilir, entelektüel açıdan hiç başarısız, tamamen başarısız olabilir. Mesela Moğollar bunun bir örneğidir. Şimdi soru şu, acaba İslam burada neye karşılık geliyor? Askeri ve siyasi açıdan başarılı, entelektüel açıdan başarısız toplumlar, kültürler içerisinde mi mütalaa edilmesi lazım? Yoksa askeri ve siyasi açıdan başarılı olduğu gibi entelektüel, düşünce, bilim vesaire, yani inançlar bu konuda da başarılı, yani aynı anda ikisinde de başarılı gruplar arasından mütalaa edilmesi lazım. Klasik düşünce okulunun en ciddi problemi budur arkadaşlar. Ve biz bu asarı aslında bunu anlamak için okuyoruz. Yani buradaki temel hareket noktamız burasıdır. Ve yine tekrar ediyorum, zihnimizden mutlaka ve mutlaka şu şeyi kaldırmamız lazım. Yani askeri ve siyasi başarı tarihimizle iş tamamlandı cümlesini kaldırmamız lazım. Biraz sloganik bir cümle olarak burada şunu üretmiştik. Kılıçlar bize şehirleri açabilirler. Şehrin surlarından içeriye girmeyi sağlayabilirler. Fakat şehirde ikamet ancak ve ancak kalemle mümkündür. Dolayısıyla şimdi klasik düşünce okulu o İslam literatürü içerisinde o kalemin tarihiyle ilgili bir yerdir. Onu anlamaya çalışacağız ve bu eserleri o kılıçların yapamadığını, o kılıçların açamadığı şeyin nasıl açıldığını, o çabayla ortaya çıktığını göreceğiz ve aslında onu tartışacağız. Bizim meselemiz Doğu Akdeniz'de İslam'dır. Biz buna post-Hicaz, yani Hicaz sonrasında İslam diyoruz. Orada üretilen bilimlerdir, oradaki tartışmalardır, oradaki düşüncelerdir. Yani temel noktamız burasıdır. Ve önümüzdeki haftaki dersin sorusu şu. Müslümanlar sadece Hicaz'da kalsaydı şu kitabı yazmazlardı. Hasan-ı Basri Kader Risalesi'ni de yazmazdı belki. Burada okuyacağınız başka bir kitap da yazılmazdı. Ama Müslümanlar Doğu Akdeniz'e geldikleri için farklı akıl teorileri, farklı bilgi teorileri, farklı, mesela İranlı'nın da bir kalbi var, Hicaz'ın da bir kalbi var. Şimdi böyle kavramlar, böyle konular ortaya çıktığı için kalp nedir, akıl nedir, bilgi nedir tartışmasına başladılar. Dolayısıyla şimdi bizim problemimiz şu, Doğu Akdeniz'de bir bilgi kaynağı olarak kalp nedir sorunu. Yani Hakim Tirmizi'nin bize sorduğu soru bu. Doğu Akdeniz'de, şimdi kalp bir bilgi kaynağı ya da ahlak kaynağı. Bir bilgi kaynağı olarak kalp nedir, bunu nasıl anlayabiliriz? Doğu Akdeniz deyince ne demek istiyorum? Artık Mısır'ı hesaba katmak zorundasın. Mısırlı da bir şey söylüyor. İran'ı hesaba katmak zorundasın. Suriye ve Irak'ı hesaba katmak zorundasın. Roma'yı, Grek'i ve Hindistan'ı hesaba katmak zorundasın. Şimdi Tirmizi bunların hepsini hesaba katmayacaktır. Mesela değil mi, İran'ı katacak veya başka bir yere katacak. Doğu Akdeniz'de biz bu soruyu soracağız. Temel şeyimiz bu. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Nokta.